Welcome on our Church of St. Darwin. Aziz Darwin Kilisemize hoş geldiniz. Well, there is no problem on practice, but the theory of evolution often crashes with forbidden tree of genome. Evet, görünüşte sorun yok. Ancak evrim teorisi sık sık gen ağacına tosluyor. 2 Mart 2018'de böyle bir video yapmış ve YouTube, Facebook ve Instagram'da paylaşmıştım. Facebook ve YouTube silindiği için onlardan kayboldu. Bugün Instagram'da gezinirken kendi hesabımda gördüm. Görmüşken hazır indireyim ve arşivlemiş olayım diye indirdim yeniden yorumlamak için. Bu videoyu niye yapmıştım? Böyle tengrici, şamanist, feminist, komünist, ateist, deist filan takılanlar oluyor böyle. Ozanlar daha çok vardı. Böyle sürekli Kur'an, Tevrat, İncil ve kutsal kitapların topuyla birden dalga geçiyorlardı işte. Evrim teorisi, Darwin, bilim falan filan. Bu dalga geçenlerle dalga geçmek için, daha doğrusu dalga geçmek sevmediğim bir şey aslen. Onları biraz düşündürmek için yapmıştım. Gerçi daha sonra bu konuları uzun uzun yazmıştım da. Onlar da yine Facebook'ta şurada burada telef oldu gittiler ama elimde halen o yazıları arşivlemiştim. Günü gelince tekrar onları yayınlayacağım orada burada. Yine tarihiyle birlikte. Şimdi buradaki konu neydi? Yani o zaman ben bu videoyu yaptığımda neydi? Şimdi ne anlatmak istiyorum? Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Sözü getireceğim yine bağlayacağım yere. Bu hayat ağacı motifi yani işte Adem, Havva, Adem birinci gen. O yılandaki birinci yılan, yılan çizimlerindeki, Havva ikinci yılan, işte hayat ağacı, genom, bu da üçüncü yılan. Yani bu Tevrat'taki bu çizim çok eskidir. Tevrat'tan da eskidir. Bu aslında ilahi, kozmik bir bilgidir. Ama ifade edilmiştir. Bunları anlatacağım şimdi. Bu Tevrat'taki bu çizim hayat ağacını temsil eder. Genom, yani yılan dolanıyor filan. Çünkü hareket eden bir yılan ile yumurtayı döllemeye koşan bir spermin çizdiği yol ya da hareketleri aynıdır. Bu yüzden bu binlerce yıldır gen, soy, yılan ile temsil edilir. Buna Kur'an en doğru ifadeyi söyler. Bu tabi kültürlere göre değişir. Kimilerinde buğdaydır, kimilerinde elma, kimisinde armut, kimisinde üzümdür. Ama Kur'an şeceretül melûnedir. Yani Kur'an'ın temsili de bir ağaçtır. Elma, armut ya da buğday değil. Ağaçtır. Şeceretül melune. Lanetli ağaç. Neden lanetli? Çünkü o soya iblis soyunu karıştırmıştır. İşte bu anlatımı, bu ön Tevrat kaynaklı anlatımı, kabalist anlatımı her yerde görebilirsiniz. Birçok tarihsel kabartmada, rölyefte, her yerde karşımıza çıkarılır. Türklerde, bilmem Mayalarda, Mısır'da, şurada, burada, Sümerlerde, her yerde vardır bu. İşin ilginç tarafı daha Tevrat formlaşmadan önce de vardır bu. Tevrat ortada yokken de vardır. Sümerlerde de vardır. İşte ateistler de onu demek istiyorlar. Yani Tevrat yokken bu Sümerlerden geliyor. Sümer mitleridir demek istiyorlar bunların. Tamam, bunların Sümer mitleri olduğunu varsayalım. Peki o zaman bu üç soyu nereye sığdıracağız ateist dostum? Çok bilmiş dostum. Bak ağaçta görüyorsun. Adem 1, Havva 2, İblis 3. Hadi buna mit dedik. Erkek 1, dişi 2, geyler veya işte eşcinseller etti 3. Yani tercih olarak seçen değil. Böyle yaratılmış doğanlar var. Etti 3. İnsan, cin, melek etti 3. Huri, insan, cin etti 3. İşte bunlar bunu anlatırdı. Bu aslında ilahi, kozmik bir bilgidir. Çok eski zamanlardan, belki İdris peygamberden, belki öncesinde. Bunları her yerde görebilirsiniz. Daha Tevrat yokken de bu çizimler, kabartmalar, rölyefler karşımıza çıkar. İşte Mısır'da, Sümer'de, şurada burada her yerde karşımıza çıkar bu. Bunlar ifade edilmiş bilgilerdir. Yani masonlar, kabalacılar,
ve dinciler tarafından hikayelere bulanmış ve ithal edilmiş bilgilerdir. Yani bu üçlü çizimleri daha en başından beri kabalacılar, masonlar hep kullanmışlardır. Ama böyle Allah'ı, meleği, Adem'i anlatmak için değil. İşte biz bu iblisin soyuyuz demek için. Yani ifade edilmiş bir bilgidir. Hep bunu anlatmak isterler. Şimdi sözü getirip bağlayacağım yer neresidir? Şimdi bu bazılar çıkıyorlar böyle işte diyorlar ki bu üçlü motifleri, üçlü çizimleri yorumlarken işte Türklerde, Sümerlerde ya da Mısır'da olanları yorumlarken böyle abuk subuk şeyler söylüyorlar. Bazıları da böyle Türkçe takılan arkadaşlar var. Takmışlar bu Türk motiflerini kafaya. İşte Türklerde aşk motifi falan filan diye üfürüp duruyorlar. O aşk motifi filan değildir. Bu üçlü gördüğünüz her şey Ön Tevrat, Kabala ve Siyonist, Satanist kaynaklıdır. Tarihe düştükleri nottur bunların ve orada denilmek istenen şey bu Lucifer çiziminde de göstermiş oldukları gibi Lucifer'in pipisi vardır. 3 tane soy ağacı, 2 tane yılan dolanıyor. O yılan bir soyu temsil eder. Yani iblis diyor ki çocuklarına, bu Lucifer Siyonist kabalacı çocuklarına, dünyayı böyle sarın sarmalayın bu yılan gibi evlatlarım ve sömürün diyor. Zaten o Lucifer heykelinin iki yanında da iki çocuk resmedilir. Bu anlatım aslında ilahi bir anlatımdır. Bir peygamberin vermiş olduğu misaldir bunlar. Bu üçlü soy, elma, armut, bu Tevrat'taki Adem, Havva çizimleri, soy çizimleri, bunlar misaldir. O yenilen ağaç, hepsi misaldir bunların. Şimdi bu neden böyle oldu peki? Çok basit çizimlere döndü. İşte basit yılan, çıyan, böyle kabartma, simge, imge, motiflere döndü. Neden bu kadar basitleşti? Çünkü bunların ilk anlatıldığı devirlerde bugünkü gibi gelişmiş bir dil yoktu. Yani bugün şu anda da biz çok gelişmiş bir dil ve çok gelişmiş bir ABC'ye sahibiz. Her istediğimiz şeyi harfiyen noktasına kadar anlatabiliyoruz. Ancak bunların ilk anlatıldığı dönemlerde böyle gelişmiş bir dil, alfabe yoktu. Yani bunu nasıl anlatacak? Adamın daha alfabesi yok. Kuş demek istediği zaman kuşu çiziyor, bildiğin kuşu çiziyor. At demek istediği zaman atı çizmek zorunda. Yılan demek istediği zaman yılanı çizmek zorunda. Nasıl anlatacak bunu? Böyle çizimlerle, sembollerle, misallerle anlatmışlar. Ancak bunlar hep ifade edilmiş, kötüye yorulmuş, kötüleştirilmiştir. Yani o yüzden bunlar bugün işte kabalacıların, siyonistlerin çok kullandıkları sembollerdir. Özü budur.